Merhaba sevgili gençler. AutoCAD programında Solid çalışmalarına devam ediyoruz. Üç görünüş verilen parçanın Solid olarak modellenmesi çalışmasına bir örnek daha yine karşımızda. Şöyle ki üç görünüşümüz var. Ondan sonra da arkadaşlar burada izometrik çizim var. İzometrik çizim bildiğiniz gibi derslerinizden 3 boyutlu olmayan sadece 3 boyut görüntüsü verilmiş çizimdir. Gerçekte 3 boyut değildir arkadaşlar. Bu sadece bir izometrik perspektif şeklidir. Buna bakarak biz 3 boyuttaki yolumuzu çizeceğiz. Şimdi arkadaşlar AutoCAD programında bir parçayı solid olarak modellerken ne yapıyorduk? İlk videolarımızda izah etmeye çalıştık. Mümkün olduğu kadar büyük bir profili hazırlayıp ondan sonra extrude ederek yani parçanın genelini en azından bir kasa olarak çizmekten geçiyordu. Burada arkadaşlar parçanın üçgen yapısı sebebiyle bunu tam olarak uygulayamayacağız. Şöyle ki eğer şu L şeklindeki parçayı, cepheyi çizdikten sonra extrude edersek arkadaşlar bu üçgen kısmı eksik kalacaktır. Dolayısıyla şöyle bir yol izleyebiliriz. Bu üçgen parçayı daha sonra çizmek üzere yok varsayalım ve parçamızı sadece şuradan itibaren alalım. Bu üçgen parça da çok kolay olması itibariyle şimdilik yok sayılabilir. Dolayısıyla bu üçgeni sonra ekleyerek ve bu parçayı da ayrıca bir yerde yapıp daha sonra buraya taşıyarak parçamızı modelleyebiliriz. Peki o zaman şöyle başlayalım. Her zaman olduğu gibi ayarlarımızı kontrol edelim. Polilerimiz açık, OCR'imiz açık ve sağ tıklayalım. Settings'e gelelim. Endpoint, midpoint, center ve intersection'ın otomatik çalışma olduğunu kontrol edelim ve OK'ye basalım. Şimdi arkadaşlar görüntümüzü şöyle güneybatı yönüne alalım. Ondan sonra ben şimdi yapacağımız için daha iyi anlaşılması açısından ızgaralı görüntüyü açıyorum. Izgaralı görüntünün arkadaşlar XY düzleminde olduğunu zaten biliyoruz daha önceden. Şimdi arkadaşlar bu çizeceğimiz profil şu profil arkadaşlar bizim asıl çizeceğimiz profil ama şu anki XY düzleminde çizersek bu parça aşağı doğru olur. Yani baş aşağı çizmiş oluruz. Dolayısıyla bu profili bu şekilde dik olarak çizmek için arkadaşlar bu Y eksenini Z'ye getirmemiz lazım. Dolayısıyla XY düzlemini şu anki konumundan dik konumuna almamız lazım. Nasıl yapacağız bunu? UCS yazıyoruz. X yazıyoruz ve 90 Enter diyoruz. Bakın ızgaralı görüntü ne oldu? XY düzlemimiz artık değişti. Dolayısıyla biz parçamızı bu haliyle çizeceğiz ve bu şekilde extrude yapacağız. Şimdi bakalım. 30 böyle, 4 aşağıya, daha sonra arkadaşlar 35, 30 daha, 65. Tamam 85 olduğu için şurası 20 oluyor. Çalışalım bakalım. L Enter diyelim. Şöyle başlayalım. 30 aşağıya doğru 4 20 bir daha 4 ondan sonra bakalım 35 35 enter ondan sonra arkadaşlar bakın tam 36 ama biz ne yapacaktık şuraya kadar çizecektik dolayısıyla 16'lık kısmı yapalım yukarı doğru 16 gidelim 16 daha sonra tamamı 85 ve ondan sonra da şöyle kapatalım. Şimdi arkadaşlar 3 boyutlu çizimlerde şöyle bir sorun her zaman yaşarsınız. Rastgele bir noktadan başlarsanız arkadaşlar şimdi başka bir görüntü alalım. Bakın gördüğünüz gibi şu an neredeyse uçtu gitti. Şu bambaşka bir yere gitti. Bu durumu yaşamamak için arkadaşlar şunu tavsiye ediyorum. Şöyle yapın. Bunu çizdikten sonra move edin arkadaşlar. Bunu şöyle şuradan track ederek arkadaşlar şöyle yakın bir yere alalım. Bakın şimdi ne oldu? Birbirine yakın oldular. Dolayısıyla çok daha rahat. Yani parçanın kaybolması sorununu yaşamayız böylece. PE diyelim ve şöyle tıklayalım. Enter diyelim ve join diyelim arkadaşlar ve hepsinden seçtikten sonra enter'a basalım. Bir daha enter. Ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Bizim polyline'ımız oldu. Biliyoruz ki bir parçayı şekli extrude etmek için onun polyline olması lazım ve de kapalı olması lazım eğer solid istiyorsak. Denediğimiz ne kadar bakalım.
Parçamızın derinliği arkadaşlar bu şekilde 60. Bunu EXT Enter seçelim. Enter ve de şöyle 60 Enter diyerek parçamızın ana gövdesini şöyle oluşturalım. Ondan sonra arkadaşlar bakın şimdi ne çizeceğiz? Üçgen çizeceğiz. Ama üçgen bakıyoruz şimdi üçgenimiz bizim XY düzlemine dik. Dolayısıyla biz şu an bu şekilde bir üçgen çizemeyiz. Ne yapmamız lazım? OCS'yi eski konumuna almamız lazım. OCS'nin eski konumuna arkadaşlar OCS Enter Enter derseniz World konumuna yani ilk orijinal konumuna geri gelir. Şu anki XY düzlemimiz üçgenle aynı olduğu için burada rahatlıkla bir üçgen çizebiliriz. PL böyle basit geometrilerde direkt polyline diyebilirsiniz arkadaşlar. PL Enter deyip aynı line çizer gibi çizin. Ama yeter ki ara vermeyin arkadaşlar komuta. Bir çizgi çizip Enter deyip tekrar girerseniz polyline parçalı olur. Dolayısıyla tekrar birleştirmek zorunda kalırsınız. 25-25 dedik. Ondan sonra şöyle endpoint'e bağladık. Bakın gördüğünüz gibi direkt polyline oldu arkadaşlar. Bakalım kanalımız ne kadar? 5'miş. EXT Enter deyip şöyle 5 Enter diyelim. Ondan sonra şöyle yapacağız arkadaşlar. M Enter deyip seçiyoruz. Enter diyoruz. Bakın nereden tutmamız lazım arkadaşlar? Buradan tutup şöyle getirip köşesine bırakalım. Şimdi parçamızı biraz daha iyi görmek için Visual Style'ı çağıralım ve şöyle bir kenarda dursun şöyle. Şu anki görünümüz ne? İki boyutlu wireframe modu. Burada arkadaşlar şuna basarsak, bakın shaded yaparsak burada şu an parçamız daha böyle gerçekçi görünür. Üçgen şu an gömülü olduğu için gözükmüyor. Ancak böyle seçmemiz lazım ki çalışırken arkadaşlar bu modda çalışmayın tavsiye etmiyorum. Tekrar wireframe'e alın. Ondan sonra üstteki şu üçgen kısmı çizelim. Şurası şu kenar arkadaşlar şu kenar. Şurası 10. Ondan sonra 50 var. 60 var. Şöyle yapalım. 9 diyelim tekrar. Polyline'a girmeyelim bu sefer. 10. Ondan sonra 50. 60. Şurası arkadaşlar 7. Evet. 7. Ve de şöyle kapatalım. Ondan sonra yapmamız lazım yine bunu. Polyline yapmamız lazım. PE Enter seçiyoruz. Enter Join deyip şöyle hepsinden alıyoruz. Enter diyoruz ve bir daha Enter deyip kapatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi polyline oldu. Bunu yüksekliğine kadar bakalım şimdi. 36 tamamı, 16 alt tarafı. Yani şu yükseklik 20 kalır. EXT yazıp şöyle 20 diyelim. Evet. Yine bunu da move edeceğiz arkadaşlar. Yani sonuçta yaptığımız iş nedir? Parçayı böyle basit geometrik kısımlara bölüp ondan sonra Lego ayrı ayrı çizip daha sonra Legoları birleştirir gibi birleştirmek. Bu kadar basit arkadaşlar. M Enter diyoruz ve buradan tutuyoruz. Buradan tutarsam gideceğim yeri bilmiyorum arkadaşlar. Oradan da karşı noktam yok. Dolayısıyla şuradan tutuyorum ve şuraya yerleştiriyorum. Bakalım şimdi oldu mu? İşler yolunda mı? Tamam, güzel. Ondan sonra tekrar buraya gelelim. Şimdi arkadaşlar bu daireyi vermek için yarıçapımız 8 ve tam şu set kısmının arkadaşlar daha doğrusu şu hizanın 20 içerisinde. Daha doğrusu şu köşeden referans alsak arkadaşlar şu üstteki köşeden 40 içeride 20 de derinde. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Şuraya bir tane circle çizelim ilk önce. C Enter. Şuraya 8 diyelim. Ve ondan sonra arkadaşlar M Enter deyip bunu seçelim. Enter diyelim. Serbest bir noktadan şöyle aynı line çizer gibi polarımızı tutarak 40 Enter diyelim. Bakalım. Doğru gibi sanki. O zaman devam ediyoruz. Bu sefer ne yapacağız? M Enter deyip seçiyoruz. Bir daha Enter. Buradan içeriye bakın 90 derece yönünde olduğu için 20 içerideydi. 20
Enter. Ne yaptık? Çemberimize taşımış olduk. Izgara görüntüyle artık çok işimiz kalmadı. Evet. EX'de Enter diyorum ve seçiyorum çemberimi. Bir daha Enter diyorum. Bakın hemen başladı zaten. Şöyle uzunluğu çok önemli değil. Şöyle kurtaracak kadar uzatıyorum. Evet. Bakalım şimdi işler yolunda mı? Tamamdır. O zaman tekrar wireframe alıyorum. Su Enter. Önce arkadaşlar şu gövdeyi seçiyorum. Enter diyorum. Ondan sonra gidecek parçalarımı şöyle dikkatle seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bakalım ne yaptık? Evet. Gördüğünüz gibi silindir gitti. Köşedeki üçgen kısım gitti. Yalnız şurada şöyle bir durum var. Bakın. Bu gövde ayrı, bu gövde ayrı oldu. Biz bunları birleştirelim. AutoCAD'in en kolay komutlarından biri arkadaşlar. Union. Çok kullanılan bir 3 boyutlu komut arkadaşlar. Union. Yani şöyle Union yazıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Ve ondan sonra birleşik iki parçayı şöyle seçip Enter'a basıyoruz. Bitti arkadaşlar. Ondan sonra parçamız bu şekilde tek parça solid olarak bitmiş oluyor. Bakalım şimdi burayı kapatalım ve seçelim. CTRL1 diyelim. Bakın 3D solid artık. Burada da isterseniz rengini şöyle değiştirebilirsiniz. Ne yapalım? Şöyle magenta olsun şöyle. Şık görünsün. Ondan sonra tekrar seçersek line tip'in çok fazla önemi yok. Çünkü arkadaşlar artık şeklimiz bir solid olduğu için çok fazla önemi yok. Bu şekilde bir solidimiz oldu. Bir parçamızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like'a basın. Yorumlarınızı mutlaka beklerim. Şurayı yapmadık, buraya edemedik gibi durumlar olursa mutlaka yoruma yazın. Size yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız arkadaşlar.